Yani bir Bismillahirrahmanirrahim. نسمي الله شيئا لا كلاشيا وذاتا عن جهات الاستخام. Yani biz Allah Celle Celaluhu'ya şey diyoruz. Ama o şey lakin eşya. Diğer eşyaya benzemeyen bir şey. Kendi şahsına münhasır bir şey. Çünkü şey kelimesi dilde asah görüşe göre mevcut için kullanılır. Hani biliyorsunuz şeyin ıtlakı konusunda ihtilaf var. Bazıları diyorlar ki ma'dume şey denmez. Yani olmayan bir şeye şey denmez. Anlaşıldı mı? Ama bazıları diyorlar yok. Ma'dume de mevcude de şey denir. Fakat tercih edilen görüş şeyin mevcut olana ıtlak olunmasıdır. Yani var olan şey denir, var olmayan şey denmez. Evet, işte biz diyor Allah'a şey diyoruz ama o şeyde diğer eşya gibi bir şey değil. وَذَاتًا عَنْ جِهَاتِ اسْتِخَارِ ve Allah Celle Celaluhu'yu biz altı cihetten hali bir zat olarak anıyoruz. Yani isimlendiriyoruz burada, anıyoruz anlamında. Yani Allah Celle Celaluhu için altı cihet, ön, arka, sağ, sol, alt, üst. Bunlar yok. Ha niye bunlar yok Allah için? Çünkü bunlar mahdut olanlar için vardır. Mesela bu diyelim ki bu kitap mahdut olduğu için veya bu bilgisayar önü var, arkası var. Çünkü örneğin bilgisayarın önü ne zaman başlıyor? Evet. Bilgisayarın bittiği yerde başlıyor. Değil mi? Bilgisayar devam ettiği sürece mesela şu kısım, şurası bilgisayarın önü olmaz. Ortası oluyor. Dolayısıyla bir şeyin bittiği yerde cihat-ı sittesi başlıyor. Sağ tarafta nerede bitiyorsa sağı başlıyor. Sol tarafta nerede bitiyorsa solu başlıyor. Ön tarafta yine öyle, arka tarafta yine öyle, ön şey, üst öyle, alt öyle. Allah dolayısıyla cihat-ı sitteli neyin vasfıdır? Mahdut olanın vasfıdır. Allah Celle Celaluhu'dan mahdudiyetten, sınırlı olmaktan münezzehtir. Onun için diyorum an cihat-ı sittihâdî. Evet. Müsemmi diyor sıgat-ı mütekellimi. Malumun. Müsemmi mütekellim malum sıgası. Bina-i malum sıgası. Yani biz isimlendiriyoruz. La gâibin mechûlin. Yani nusamma değil. Çünkü mütekellim al-gıybdir ya. Kema fi bazen nusakhin nusamma o olmaz. İz yarudduhu. Çünkü bu sigayı yorumunu reddeder. Kavluhu ve zaten. Zaten nasıkla gelmiş ya. Evet. Dolayısıyla zaten mansub gelince şeyen de mansub gelince demek ki o bina-i mechul değildir. Evet. Bina-i ma'lumdir. Vel eşya mu'arrafetun. Ma'rifedir. Ve yestakimul veznu. Beytin vezni binakli hareketin hemzeti. Hemzenin harekesi yani o birinci hemze var ya eşya. Onun hemzesini harekesini ilama verince yani nusemmillâhe şey'en la keleşya. La kel eşya demiyoruz. La kel eşya. Nazım için. Ve fi nusratın ki eşyaen
lam yok. Münekkaraten. Yani lam-ı tarif yok. Ve fi uhrike şey. Ama vahva bu son nuska neyse bir şey. O yani makbul bir nuska değil. Yani nusemmillâhe şeyen lâke şeyin. O makbul bir nuska değil diyor. Evet. Çünkü burada kast edilen Allah Celle Celaluhu'nun hiçbir şeye benzememiş olmasıdır. Onun için uygun olan cemedir. Müfret uygun değil. Evet. Tabi ve huve zahirin nüskaya gider veya uhraya gider. Uhra da müennestir. Dolayısıyla hiye demesi ve hiye leyset bir şeyin demesi uygundu. Ama huve leyse huve meskür tabir. Tevhiliyle. Öyle yorumlayacağız. Onun için huvadan biri gelmiş. Vel mana, kelamın manası cümlenin nahnu ma'şara ehli sünneti biz ehli sünnet cemaati olarak nesemmillâhe şeyen Allah'a şey diyoruz. Yani şey lafzını Allah için ıtlar etmek caizdir. Kullanıyoruz. İlla ennehu leyse kesâilil eşyâi zaten ve sıfeten. Ne zati itibariyle ne de vasfı itibariyle diğer eşya değil. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun en önemli vasıflarından birisi neydi? Muhalefetü havadif. Onun dışındaki her şeyde hadis olduğuna göre demek ki Allah Celle Celaluhu kendinin dışındaki hiçbir şeye benzemiyor. O zannı hanım maşallah ehl-i sünnet. O maşallah niye mahsuldu? Yani ihtisas üzerinde. Yani nahnu nehussu maşallah. Yani ihtisas vermiş. Binaen yani Allah Celle Celaluhu'ya şey dememiz neye binaendir? Ala enne şeye bir mana mevcudu. Şey mevcud anlamına geldiği için Allah'a şey denilebiliyor. Fehu evla bi itlaqihi aleyhi. Allah Celle Celaluhu mevcud anlamına gelen şeyin itlaqını daha fazla hak ediyor. Leennehu subhanehu. Çünkü Allah Celle Celaluhu vacibul vücudi. Varlığı zorunlu olandır. Dolayısıyla bütün mevcudat içerisinde en güçlü mevcut odur. Hatta buna şeyler külli-i müşakkik diyorlar mantıkıyla. Çünkü ondaki vücut daha önde olduğu için. Halbuki ve gayruhu Allah'ın dışındakiler ya mümkündür ev mümteni'u şuhudi. Veya diğerleri vardır ama şuhudu memnu'tur. Dolayısıyla madem Allah Celle Celaluhu vücudu zorunludur, o başkasının dışındaki mümkün ve mümteni şuhuddan daha öncelikli olarak şey lafzını hak ediyor. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ. Tabi bu ve mimma yedüllü mukadder gizli bir sorunun cevabı. Sorun şu. Allah Celle Celaluhu'ya isim kullanmamız tevkifidir. Yani şeriatten gelen izne bağlıdır. Acaba burada şey lafzının Allah için kullanılması noktasında bir delil var mı şeriatten? İşte ona cevabı yok. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ اِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ. Şeyin Allah için itlakının cevazına delalet eden قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهِ. De ki şahitliği en büyük olan şey nedir? Yine cevaben de ki Allah. Demek orada şey Allah için kullanılmıştır. وَأَمَّا اِذَا قِيلَ اَشْشَيْءُ مَصْدَرُ شَاءَ. Eğer böyle deseniz, yani şa'a
dilediği anlamında şey, dileme o anlamda olursa, فَاَنْ اُرِيدَ بِهِمَانَ الْفَعْلِيَّةِ اَيْ o şeytan, faaliyet anlamı, yani dileyen, dileyenci olma, ki وَهُوَ الْمُرِيدِيَّةُ yine فَيْجُرُ اُطْلَقُ عَدُ اللّٰهِ كَمَا سَبَقَ Allah için اُطْلَقُ جَائِزُ çünkü Allah mürid, مُرِيدُ الْخَيْرِ وَالشَّضَّ الْقَبِيحِ وَلَاكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمُحَارِ demişti. وَاَنْ اُرِيدَ بِهِمَانِ الْمَفْهُولِيَةِ eğer dilenen anlamında olursa şey, çünkü demin bizim diğer derste de geçti, ne demiştik? Maslar kullanılınca ya binâ-i fâl olarak kullanılır, maslar ya binâ-i mefhul olarak kullanılır, ya بِمَعْنَ مَا يُطَّقُ عَلَيْهِ اللَّفْز, bu üç kullanımı var. Şimdi dolayısıyla eğer burada şey, şa'enin masdarı olarak düşünseniz ve masdarı binayı ma'lum düşünseniz Allah'a ıtlakı caizdir. Çünkü ona nurittir. İrade ediyor, dileyen. Yok eğer şey, masdarı binayı mecul düşünseniz, yani dilenen olmuş oluyor, o zaman ıtlakı caiz değildir. Çünkü Allah'a dilenen denildi değil mi? Yani demek ki birisi haşa Allah'ı mı diliyor? Yok. لِقَوْلِهِ تَعَالَى اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ değil mi? Yani bu iki örnekte şunu demek istiyor. Allah'tan daha önce veya daha üstün bir şey yok ki o Allah'ı ne yapsın? Dilesin. Her şeyi yaratan Allah'tır. وَفِي مَسَأَلَةِ bu meselede خِلَافُ الْجَهْمِيَةِ Cehmiye diye bir itikadi grup var. Onlar ihtilaf etmişler. حَيْسُ قَالُوا çünkü cehmiyeler demişler ki اِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يُصَفُ بِأَنَّهُ شَيْءٌ وَلَا بِكُلِّ مَا يُشَارِكُهُ الْمَخْلُوقُ فِي اِطْلَاقِهِ hem demiş Allah şeyle vasıflanmaz ve hem de mahlukun ortak olabileceği, hatta ortak olabileceği ilim gibi, seme gibi, basar gibi, irade gibi, bütün bunlarla Allah'ı vasıflandırmak caiz değildir demişler Cehmiye. Ama onlar şunu gözden kaçırmışlar. Yani biz diyelim ki Allah Celle Celaluhu Esselam'ı basadı, ilmi kullandığımızda tıpkı insanlardaki kullanımıyla kullanmıyoruz. Biz diyoruz ki Allah'ın ilmi var ama onun ilmi mahlukatın ilmi gibi değil. Sem'i var, sem'i mahlukatın sem'i gibi değil. Yani tamamen isim benzerliği mahiyet farklı bir şekilde Allah için kullanılıyor. Dolayısıyla bunların Allah için kullanılması onun münezzehiyetine aykırı değildir. ثُمَّ قَوْلَهُ قَوْلُهُ وَذَاتًا ne demek? اَيْ وَنُسَمِّهِ ذَاتًا لَا كَسَائِرِ ذَوَاتٍ yani biz Allah Celle Celaluhu'yu diğer zatlara benzemeyen bir zat olarak onu ararız. كَمَا اَشَارَ ki o لَا كَسَائِرِ ذَوَاتِيَ işaret etti. بِقَوْلِهِ şu ifadesiyle عَنْ جِهَاتِ اِسْتِخَابِ niye? لِأَنَّ حَقِقَتَهُ تَعَالَى çünkü Allah Celle Celaluhu'nun mahiyeti مُخَالِفَةٌ لِسَائِرِ الْحَقَائِقِ وَالذَّوَاتِ diğer zatların hakikatlarına ve mahiyetlerine tamamen aykırıdır. مُخَالِفَةٌ كَمَا أَنَّ صِفَتَهُ تَعَالَى مُخَالِفَةٌ لِسَائِرِ الصِّفَاتِ Allah'ın vasıfları mesela demin dediğim gibi Allah'ın sem'i var ama bizim sem'imiz gibiydi. Basarı var bizim basarımız gibiydi. Mesela örneğin bizim basarımız neyle oluyor? Şu gözle. Ve o gözün de görebilmesi için içinde taşıdığı bütün tıbbın zikrettiği incelikler. Ki bugün biliyorsunuz gözle ilgili
tıpta ayrı bir ana bilim vardır. O kadar Allah Celle Celaluhu onu incelik bir şekilde yaratmış. İşte göz bütün o inceliklerle ancak görebiliyor. Artı bunun ötesinde bir ışıkın olması lazım. Üç, o görülen şeyle gören arasında bir mesafenin olması lazım. Değil mi? Şöyle bir şey ben mesum diye elini görmüyorum. Beş, Allah Celle Celaluhu'nun şeyinin görmesi, şey bizim görmemiz olur söylüyorum. Bizim görmemiz sınırlıdır. Mesela diyelim ki bir kilometre kadar görüyoruz. Evet, yani sınırlıdır. Allah'ın Celle Celaluhu öyle de değildir. Bir de bizim yine görmemiz bir engelin olmaması. Duvar gibi falan. Halbuki Allah Celle Celaluhu'nun görmesi bütün bunların ötesindedir. والدليل على جواز إطلاق الذات عليه بعد الإجماع ذات لفظاً hani yukarıda dedik ya Allah için kullanılan isimler tevkifidir. Yani ne demek tevkifi? Şariatten gelen izne bağlıdır. Yani biz kendi kafamıza göre Allah için isim kullanamayız. Ha, dolayısıyla madem öyledir o zaman bu zatın Allah için ıtlakının delili nedir? Diyor, o delil ba'del icma'i. Yani ümmet alimlerin bu konudaki icma ile birlikte şu hadis-i şeriftir. Kavlu aleyhissalatu vesselam la tetefekkeru fi zatillah. Allah'ın zatında tefekkür etmeyin bakınız. Hadis-i şerifte Allah için zat kullanılmıştır. Demek ki zatın Allah için kullanılması caizdir. Yani bunun iki delili var. Bir sünnet bir de icma. Evet. Evet. ثم علم أن ما ورد الشرع بإطلاق على الله سبحانه وتعالى şeriatın varid olduğu yani Allah için kullanılabileceğine dair şer'i bir nassın olduğu vasıflar imkanı muştereken beynehu ve beyne gayrihi el o vasıf Allah ile insanlar arasında diyelim ki müşterekse ne gibi? Sema gibi. Basar gibi. Ha, o zaman bu gibi Allah ile insanlar arasında müşterek olan veya Allah ile mahlukat arasında öyle diyelim. O zaman vecebe inde itlaqihi o mutlak olan Allah için kullanıldığında o sema, basar, ilim, kudret vesaire o zaman itlak edilince nefsül mümâfeleti fihi. Yani o şeyde bir benzerliğin olmadığını zikretmek lazım. Mesela şey Allah için de kullanılır. Allah'ın dışındaki varlıklar için. Zat da öyle. O zaman bunları Allah için kullandığımızda mümaseletin yani Allah şeydir eşyaya benzemeyen zattır. Zevata benzemeyen. بِخِلَافِ مَا لَمْ يَرِدِ الشَّيْءُ شَرْءُ لِيَطْلَاقِهِ Allah için kullanılmasına dair şeriat şer'i bir nassın olmadığı isimler ise Allah için kullanılmaz. فَلَا يُقَالُ جِسْمٌ لَا كَالْاَجْسَامِ Çünkü cisim lafzı şeriatta Allah için kullanılmamış. خِلَافًا لِلْكَبْوَامِيَّةِ Yine bu bir fırkadır. Yani ehl-i bid'a bir fırkadır. Diyorlar ki فِي تَجْوِيزِهِمْ ذَلِكَ Onlar bunu caiz görmüşler. Yani haşa Allah için cisim kullanılabilir diyorlar. Ve cihat-ı sitte. Cihat-ı sitte neydi? Demin söyledik zaten. Fevku, üst, tahtu, alt, yemin, sağ, yeser, sol, aman, ön, halfe, arka.
وقولوا عن جهات الذات عن جهات المتعلق جار ومجرور خالنا تعلق به وهو خالنا خبر منتدى مقدر مقدر بالمعصوب بالمبتدا خبر بالخالد والجملة يعني هو خالد صفة ذاته يعني نسمي الله ذاتا هو خال عن جهات الستين وفيه بندا رد على المعتزلة والقدرية أن الله تعالى في كل مكان ما شاء الله أن هل مكان ده أردون دائر bu onların bu görüşünü reddediyor. Çünkü Allah mekandan münezzehtir. Ve alel müşebbiheti vel kavramiyeti ennehu ala arşi subhanahu ve ta'ala müşebbihat adındaki yani müşebbihat fırkası kavramiye fırkası da diyorlar ki Allah arşın üzerindedir. Halbuki Allah arşın sahibidir. Dolayısıyla bununla onların bu görüşleri de dinliyor. Çünkü arşın üzerinde olması en azından arşın altındakilere göre fevkiyet gerektiriyor. Halbuki arşa göre de fevkiyet gerektiriyor Allah için. Ve artı mahdudiyet gerektiriyor. Artı temas gerektiriyor. Artı terkip gerektiriyor. Yani arşın üzerinde Allah'ın olmasını demek Allah için bütün bu mahsurlu şeyleri gerektirdiği için onu da bu ancihat istihali o görüşlerini de reddetmiş oluyor. Diyor, ona layık bir şeydir. Yok. Ona layık bir şey. Diyelim ki olma, üstünde olma, ona daha dolayısıyla bu söylediğimiz bütün mahsulların olmayacağı şekilde bir tasavvurda olduğunu. Aynen. Allah Efendimiz'in yok. Ehl-i sünnet Allah haşa. Arşı üzerinde değil. Ve o Ar-Rahman-ı Ala Arşı istiva, biz o istivayı İstila anlamında, yani egemen olma anlamında. Yani şey haşa, cihet kabul etmek suretiyle olmaz. Onlar öyle o manada değil yani. Onlar sadece selifiyle şöyle diyorlar. Allah lafzan demişse ki, ben semadeyim mesela. O zaman semadeyim ama... Evet, mesela. Ama nasıl semadedir? Bir onu bilebilir. Sadece lafzı kabul ediyoruz o kadar. Yani onların şeyi o. Ki onlar onun için mufavvuladı diyoruz ya. Çünkü yani işin hakikatini Allah'a bağlı. Yani tabii bunlar keramiye değil ziyade. Yani onlar o konuda biraz güya kendilerine göre çok titiz davranınca öyle bir duruma maruz kalabiliyor. Ama yoksa onlar keramiye falan benzemek değil. Ama diyelim ki siz haşa Allah'ın arş üzerinde olduğunu kabul ettiğinizde ne demek arş üzerinde? Neticede sıkıştırsanız her ne kadar onlardan kerramiye gibi düşünmesin, düşünmen deseler bile o kapıya çıkar. Ama yok, arş üzerindeki maksatı istivaden maksat yani istila anlamını deseniz o sıkıntı çıkmıyor. O yüzden. Hayır. Mahiyetini bilmiyorlarsa o zaman nasıl, niye söylemiyorlar? O zaman keramiyede ne farklar olur? Yani Allah-u Alem
o dediğimiz şekilde olması lazım yoksa. Yani o sıkıntıya düşer. Ama bir tarihi doğru mu yani işte? Ya onu diyorum yani. Selef vesaire hani tamamen ama bunlar eğer o yönde, eğer ben o yorumu görmedim. Eğer yok buradaki Ar-Rahmanu ala arşi yani tam böyle istiva, bizim bildiğimiz istiva şeklinde çok lafız öyledir. Biz ona yorumlayacağız derlerse doğru keramiyle ölçmüş oluyor. Sıkıntı yok. Yani İşte hepsinde bakın biz diyorlar, onu Allah'a bırakıyoruz. Allah'a tavsiye ediyoruz. Yani o tavsiyede selefle örtüşüyorlar. Ama bir takım detaylandırmada onların bazı uç şahsları öyle bir şey yapıyorlarsa o zaman sıkıntı çıkabilir. Hemen fissemâ-i emruhu diyoruz. Tabii. Men fissemâ-i emruhu. Yani emri semada olmak. Yani o biraz zorlama bile anlamı. Ve huve rabbul arşil azim ey halikuhu ve hamiluhu fe innehu kayyumul ulviyyati ve sufriyyat. Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün ulvi cisimlerin ve süfli yani alt üst varlıkların tamamının emrini tedbir eden, idare eden odur. Kayyum mübalağa sıyasıdır. Hangi vezindedir kayyum? Muhammed. Kayyumun vezni neydi? Kayyum fey'ul vezninde. Mübalağa sıyasıdır. Kaim kökünden gelmedir. Çokça kaim. Buna iki mana vermişler. Yani çokça kendisine kaim, yani kendi kendine yeten, hiçbir şeye muhtaç olmayan, o mana burada uygun değil. Burada diğeri de onun emriyle kaim olan, yani ondaki tüm idare tasarrufa sahip olan, burada o manadadır. Kayyumul ulviyyat ve sufiyyat. Evet, burada duralım arkadaşlar. Thank you.